Meryem şimdi böyle bildiğin konakta mı yaşayacak anne? Ya öyle bir servetin varisi oldu ki. Artık Zehra ablasına bir ev alır. Saçmalama anne, ne ev yani? Kızı ev mi aldırtacaksın? Ayıp. Ne ayıbı be? Ne ayıbı? Sefil sefil geziyordu, sayemde servet sahibi oldu. Ne ayıbı? Nedir ki onlar için bir ev zaten? Deve de kulak. Kaç zenginler ki. Eğer ki anne, bu Meral o adamın torunu değilse ne olacak? Hiç bunu düşündün mü? Allah Allah. Neyi düşüneceğim be? O dede yatağından bas bas bağırıyor torunum torunum diye. Bitti o iş artık. Bitti. Benim başka bir şey rahatsız ediyor da onu ben halledeceğim. Onun karısı çok sinir. Şirret, böyle çiğ bir şey. Neyse ben halledeceğim. Ben Zehra zaman mirası yedirmeyeceğim ona, bak ya. Yapar mı? Sen böyle bayağı inanmışsın yani, değil mi? Kendine inanacaksın ki başkalarına inandıracaksın. Bu iş böyle. Öğren biraz ondan. Ay şiştim be. Yemin ediyorum içim büzüldü tuzdan. Öf. Yemekte ne varmış bu gece, git bak. Hiçbir şey yok. Songül derkenden çıktı zaten. Gecede yemek yapacak malzeme yok. Yuh. Bu kadar size bakacağım bakacağım. Çık git aç bir ilaç. Zavallı bir hamile kadını evde bırak. Yazık. Kardeşini de düşünmüyor. Şu masanın üstündeki para mı? Bilmem. Git bak bakayım. Bakayım. Para o. Bak kaç para. Ya bilmiyorum ama belki başka bir şey içindir. Sormadan alma anne. Yemek için bırakmıştır bunu. Aferin kız Songül. Al şunu. Git bana bir kilo pirzola al böyle en yağlı tarafından. Çok canım çekti. Kemire kemire yerim ben onu şimdi. Yanına da pilav yaparız. Koş. Bana bak, 1,5 da olur. İyi tarafından kessin.